Merhaba arkadaşlar. Çağrı işaretim Tango Alfa 1 Eko Victor. Bir telsizcinin hayatı boyunca en çok karşılaşacağı kısa sorulardan bir deneme oluşturdum. Bir bölümünü sizinle paylaşıyorum. Frekans en çok karşılaşacağınız kelimelerden biri. Bir saniyede bir sinüs dalgasının salınımına denir ve F harfiyle gösterilir. F değeri nedir? İşte şu frekansı söylersiniz. 22 MHz mesela frekans, bir frekanstır. Kanal bir vericinin yayın bandı içerisinde kapladığı yerdir. Kanal, yani kaçıncı kanaldasın? 16. kanaldayım. 16. kanal demek işte 156.80 MHz bandı, VHF bandında kara, deniz, hava, acelelik, tehlike frekansıdır. Profesyonel hayatta uçaklar da, denizciler de, karacılar da 156.80 MHz bandını bilirler. Bu 156.80 kanalını bilirler. Bu 16. kanaldır. Band iki sınır sayı arasında kalan frekanslara band denir. Ve en çok telsizcilikte kullanılan MF middle frekansı 300'de 3 MHz arasında kullanılır. 300 kHz, 3000 kHz arası, yani 3 MHz bandı kısmen kullanılır. HF en çok kullanılır. 3 ile 30 MHz arasında. VHF ve UHF küçük el cihazlarında 30 MHz ile 300 MHz ile VHF bandı deniyor. 300 MHz ile 3000 MHz arasına da UHF deniyor. Bunun altındaki frekanslarda hangi haberleşme yapılır? Uzun dalgadan en çok su altı, deniz altı haberleşmesi yapılır. En çok deniz altı haberleşmesi. Şimdi şöyle, insan kulağı da, şu an konuştuğum ses de bir frekanstır. İnsan kulağı 20 ile 20 bin hertz arasında frekansa alım, bir radyo alıcısı gibi frekansları alabilir. Küçük yaşımız küçükken 22 binlere kadar çıkıyor. Yani hangi sesler bunlar bana derseniz, televizyondan yanına yaklaştığınızda diye bir ses gelir. O aslında çok ince bir frekanstır. 20 bin hertz'tir. Yani insan kulağı bu böcekleri, fareleri, bazı hayvanları rahatsız eder. Çünkü onların kulakları daha hassas. Ama ince, kalın sesleri de duyarız. İnsan yaşlandıkça ince sesleri daha az duyuyor. Yani yaşlı bir anneniz varsa. Yani kulağımız frekans alıyor ve şu konuştuğum ses de aslında bir frekans titreşim. Bir saniyede bir sinüs dalgasının salınımı. Yani fiziksel olarak. Modülasyon sesin taşıyıcı dalgaya bindirilmesidir. Sesin taşıyıcı dalgalara bindirilmesi şu oluyor. Bir at düşünün. Atın üstüne bir tane ulak koşucu bir arkadaşımızı hemen bir şey yapıyoruz. Köyden hemen yangın var, tarla yanıyor veyahut da şehire hemen söyle git, itfaiyeye haber versinler. Bir arkadaşımızı yolladık, atın üstünde son süratle, ama o arkadaş gidecek söyleyecek itfaiyeye. Son süratle yolluyoruz, o da atlıyor. Atın üstüne bilginin yüklenmesi demek. Yani sesin taşıyıcı dalgaya bindirilmesi. Modülasyon. Bu bir de Morse alfabesi veya Morse modülasyonu hakkında bilgi vermek istiyorum. Morse yayını tam bir dalgadır. Yani atın, düşünün, atın kendi kendine koştuğunu düşünün. Bugün Morse yayınları eğer hala devam ediyorsa amatör telsizcilikte, bunun sebebi atın kendi başına, üzerine bir kağıt koyuyorsunuz. Karşıda da onun okuyucu bir arkadaş var. Orada altın geldiğini görüyor ve onun üzerinden mesaj geldiğini hemen algılıyor.
biliyor ve o kağıdı o okuyabiliyor. Atın üstüne insan bindirirsek o at uzaklara çok gidemiyor, gidemeyebilir. Ama atın üstün yalnız bırakırsak, bir kağıt verirsek, koyarsak o at daha uzaklara gider. İşte bugün hala Morse'un kullanılma sebebi, hala telgrafın radyoda, telsizcilikte kullanılma sebebi budur. Daha uzaklara giderler sinyal olarak. Modülasyon derinliği modüle edilen dalganın taşıyıcıya yüzde oranıdır. Genel olarak çift yan bant yayınında, ses yayınlarında %50 modülasyon iyi bir derinliktir. Tek yan bantta ise maksimum %100 modülasyonla bazı hallerde kullanılır. Bu tehlike, acelelik, emniyet çağrılarında %100 modülasyon kullanılır. %100'den fazla modülasyona aşırı modülasyon denir. Yanlış yapılmış bir cami hocasının, yani yanlış yapılmış bir amfinin, camide akibi amfinin, hocanın tükürük sesini duyarsınız. Detone olur. Megafonun teneke sesi duyulur. Şey yaparken zararlıdır. Şöyle ki detone olur ve ne dediği hangi ne bilirsiniz ama kulağı rahatsız eder. Bu mesela bir sanat müziği dinlerseniz daha hoştur. Şöyle ki modülasyon derinliğiyle alakalı bu. Bu o caminin yapan kişilerin işte bak sesin daha uzaklara gidecek şeklinde belki bir satış şeyidir, tekniğidir ama zararlıdır. Yani sevdirecek olan bir şeyi belki sevilse de kulağa yanlış gitmesine sebep olur. Evet, uzaklara gittiği doğrudur ama sesler çatlayacaktır. Buna aşırı modülasyon denir. Yanlış yapılmıştır. Bu oradaki kullananın hiçbir suçu yoktur. Sadece bir pazarlama taktiğidir diyebiliriz. Demodülasyon, deteksiyon, dedektör dediğimiz şey aslında sesin taşıyıcıdan ayrılması. Hani atı yolladık ya gitsin şey yapsın. O arkadaş iniyor alttan, gidiyor itfaiyeye veya oradaki muhtara veya valiliğe söylüyor ki köyümüzde şey var, yangın var. İşte o attan bilginin indirilip ayrılması, buna demodülasyon, deteksiyon diyoruz. Bu dedektör, maden dedektörleri, altın arama araçları da aynı şekilde çalışır. Bir sinyal yollarsınız. O sinyalle de geri alırsınız. Alırken sinyalde bir değişiklik olursa orada bir metal vardı. Çünkü çarptığı için. Eğer çarpmazsa metale seste değişiklik olmayacaktır. Metal dedektörleri o prensiple çalışır. Yani şimdilik sesle ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.